Sevgili izleyiciler, Tarım Saati devam ediyor. Bugün iki değerli konuğumuz var. Sağ tarafımızda Sayın Hacı Yalçın, Gemerek AK Parti İlçe Başkanı. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bayan Bey, teşekkür ederim. Buradan sizlerin aracınızla ekranları başında bizleri izleyen hemşehrilerimize iyi akşamlar ve hayırlı günler diliyorum. Evet, sol tarafımızda Sayın Hüseyin Hastürk, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Gemerek. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi yurt dışından, yurt içinden izleyen Vizyon 58 izleyicilerine saygı ve selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Cemalettin Bey olmak üzere Vizyon 58 çalışanları, başta zat-ı haliniz olmak üzere başkanım, teşekkür ediyorum size. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet Hacı Başkan, Gemerek'te durum ne? Bugün Gemerek'e konuşacağız. Gemerek'e yapılan yatırımları konuşacağız. Evet. Gemerek Barajı'nı konuşacağız. Evet. Evet, Gemerek ne durumda? Baraj ne durumda? Hani 50 yılın hayali dediniz ya, 100 yılında geleceğe Gemerek Aynen Barajı. Öyle. Evet, evet, neler söyleyeceksiniz? Evet. Buyurun. Kartalkaya Barajımız 50 yıldır Gemerek halkının sürekli istediği, çünkü tarımsal sulamadaki sıkıntılardan dolayı kaynaklanan bir ihtiyaçtı. Burada Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve bu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu hayalimizi gerçekleştirdiler. Kartalkaya Barajı'nın yapımı başladı. Şu an %15'liğin tamamlandı. %15'lik bir kısmı. Kartalkaya Barajı'nın tamamlanması ile 38 bin dönüm arazimiz sulanacak. Evet. Sulanabilir hale gelecek. Haliyle ekonomik katkı olarak çiftçimiz bunu birebir hissedecek. Şu an bile, yani baraj daha yapıma başlamadan dahi, oradaki dönüm birim fiyatlarında artışlar sağlandı. Evet. Çünkü sulanabilir hale geldi. Kıraç halde olan arazilerimiz sulanabilir hale geldiği için ekonomik katkısını hala sulamaya başlamadan dahi gösteriyor şu an. Evet. Çiftçimiz bekliyor. Bununla beraber 33 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak barajımız. Evet. Gemerek Barajı'nda baraj yapılmadan önce bizim çiftçilerimiz yıllık 4 milyon civarında elektriğe para ödediği söyleniyor. 4,5 milyon, evet, kayıtlı elektrik sulama, tarımsal sulama, tarımsal sulamayla kayıtlı olan abonelerimizin ödediği tutar 4,5 milyondur. Eski yani parayla 4,5 milyon. Gemerek Barajı'nın maliyeti ne kadar Sayın Başkanım? 200 milyondur şu an. Yani Sivas'ın tek seferde aldığı en büyük yatırımdır Gemerek Barajı. Bu da Gemerek'e yapılmıştır. Yatırım. Evet, evet. Ama çiftçimiz bunun karşılığını kat kat alacaktır. Çünkü baraj bittikten sonra ülke ekonomisine katkısı 16.7 milyon TL olacaktır. Yani burada 4,5 milyon sadece elektriğe verirken barajın devreye girmesiyle en azından benim tahminimce 1,5 trilyonun gittiğini düşünürsek 3 trilyon gibi bir para iç piyasada çiftçimizin elinde kalacaktır. Bir de yani geçen Turgay Oğuz Bey'i Şarkışla Belediye Başkanımızı konuk ettiğimizde dedi ki Şarkışla Belediyesi'nin bütçesi 30 milyon. Evet. Yani Şarkışla Belediyesi'nin 7 yıllık bütçesi kadar bir para. Doğru. Evet. Yani doğru. Bunu AK Parti hükümeti Gemereklilere hediye etti, Gemerek çiftçisine hediye etti. Peki ne zaman bitecek bu baraj? Öncelikle Gemerek çiftçisi bunu hak ediyordu. Hak ettiğimizi aldık ve baraj yapımı devam ederken Köseli Yumağın göletimiz de yapılmaya başlandı aynı anda ve şu an ilerliyor. Devlet su işlerinin ciddi devlet su işlerinin var. Gemerek'e çok ciddi yatırımları var. Ben bir defasında programa çıkmadan önce Hüseyin Bey'e söyledim, işte DS'nin ilçemizde yaptığı projeleri bir yazalım. Evet. Bir A4 kağıdın tamamı doldu. Evet. Tamamı doldu. Bunları açıklayacağız programın ilerleyen evet. Dakikalarında. 2019 ama 2020'ye sarkma durumu var. Çünkü kamulaştırmada çıkan evet. sıkıntılardan dolayı biraz sarkma olacak bunda. Ama inşallah bunun yüklenici firmamız ciddi anlamda çalışıyor. Bu açığı kapatacağını söylüyor. Buradan ben yüklenici firmaya çok teşekkür ederim. Çünkü baraj yapımı sürecinde iş istihdamı da sağlıyor burada. Yani şu an en azından bir 140 kişi baraj inşaatında çalışıyor. Artı barajın ihtiyaçları ilçemizden karşılandığı için ekonomik katkısı haliyle fazladır burada. Evet. 2020 itibariyle bitecek. İlk sulama, daha sonra sulama kanalları devreye girecek. Tabii barajın bitmesiyle, ana gövdenin bitmesiyle kapalı devre sulamalar
başlayacak, inşası başlayacak. Bundan da Gemerek'te organize sanayiye kadar olan bölüm ve asfaltın yukarısında devlet hastanesine kadar ve il sınırımız olan Beştepe'ye kadar, Beştepeler köyüne kadar sulanmış araziye sahip olacağız. Peki 38 bin dönümü Gemerek Barajı sulayacak. Evet. Diğer sulama alanları ne kadar? Yani orada göletler... Diğer göletle beraber, göletin bitmesiyle beraber 7200 dönümde Yumağın göletinden sulanacak. Arada kalan, yani Yumağın göleti, Karagöl, Eski Çubuk arazisini sulayacak. Hı. Arada kalan organize sanayi ve Eski Çubuk köyü arasında kalan da Sızır, Kapalı Devre Master Plan sulamasıyla devreye girecek. Evet. Peki burada mesela Sayın Bakanımızın yardımları, milletvekillerimizin yardımları, Sayın Valimizin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzün hakikaten çok ciddi yardımları var. Onların sayesinde oluyor tabii, bu. Tabii özellikle DSİ Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sayın Bakanıma, önceki dönem milletvekillerime, çünkü emekleri fazladır. Biz ne zaman Ankara'ya gitsek Hakan Başkan'la beraber tek isteğimiz oldu. Gemerek Barajı öncelik dediniz, baraj. Başka hiçbir istekte bulunmadık. Evet. Evet. Allah'ın izniyle de bu baraj yapımı bittikten sonra da bütün emeği geçenlerle beraber orada kurdalesini keseceğiz. Halkımızın hizmetine sunacağız barajımızı. Evet. Peki orada tarım, pancar, patates, sulu tarımda ne üretiyor Gemerekli? Sulu tarımda öncelik pancar. Çünkü Kayseri Şeker'le evet, beraber ortak çalıştığı için çiftçinin ilk birinci önceliği pancar. Daha sonra patates ve normal yem bitkileri şeklinde üretiliyoruz. Yonca ve kıraç alanlarda da arpa ve buğday şeklinde üretim yapılıyor. Hı. Ve Gemerek'in zaten bildiğiniz gibi patatesi artık ünlüdür. Patateste şöyle sıkıntılar Gemerekli oluyor. Gemerekli mi üretiyor, dışarıdan gelenler mi üretiyor? Patatesi ünlüdür derken ünlü olan Gemerek'in ürettiği patates mi? O konuya da değineceğiz. Burada çiftçimiz bildiğiniz gibi patates üretimi kolay bir iş değil. Evet. Çünkü bunun tohumdaki bakterilerde veya ilaç kullanımı fazla oluyor. Bundan alakalı çiftçimizden... Orantısız gübre kullanımı var mı? Yani orantısız gübreyi kullanan Gemerek çiftçisi değil, dışarıdan gelen ve tarlaları kiralayan şirketlerdir. Çünkü onlar için toprağın 5 veya 10 yıl sonraki değeri önemli değil. Adam o yılki mahsulümü alayım da Niğde nasıl hepimizin alırsam, gözünün önünde alayım zaten. Tabii ki Niğde'nin kanser yani olmuş toprakları. Yani orada da Tarım İl Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri toprakları tahlil etmeli yani. Burada bizim isteğimiz budur ki denetim altına alınması. Evet. Yani orada normal... Yapılıyor mu peki, yani o konuda sizin bir bilginiz var o mı? O konuda ne yazık ki siz de tarımdan uğraşıyorsunuz. Sivas genelinde öyle bir denetim ben görmedim. Yok, yaptıklarını söylediler yani buradan ama işte ben siz de programda sonra gösterirsiniz. Son zamanlarda biraz daha siyasete yöneldiğimiz için çiftçilikte tarlaya fazla uğrama şansımız olmadığı için ben kendi düşüncemde görmedim yani orada, ama bütün çiftçilerimizin şikayeti budur. Yani orada normalde tarlanın dönüm fiyatı 500-600'e giderken şirket geliyor onu 1000-1500'e kiralayabiliyor. Evet. Haliyle de çiftçimiz ekmek yerine, kendi mahsulünü ekmek yerine şirkete veriyor. Şirkette orantısız şekilde ilaç ve gübre şeklinde bunları kullanıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim geleceğimizdir oradaki tarlanın daha sıhhatli olması. Bunlar bekletiyor. Yani bu sıkıntıların hallolacağını düşünüyoruz denetimlerle beraber. Evet, Sayın Haştürk, size gelelim. Şimdi Gemerek çiftçileri bana hep diyorlar ki İl Genel Meclisi'nde sen kendin konuşuyorsun, Hüseyin Hastürk'ü konuşturmuyorsun. Ekran burada. Gemerek Barajı ile alakalı bir de iddiaya gittiydiniz herhalde, bir kurban kesim olayı mı vardı? Evet, abi, neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Gemerek deyince çiftçilik akla geliyor. Köylüsüyle ve Gemerek Ovası'yla. Sayın Başkanım da buyurdu, şu anda bizim yazın 750 tane derin kuyu pompamız çalışmaktadır. Evet. Ha, bu seneki verisi ne? 5,5 milyon çiftçinin saati, elektrik ve mazota verdiği para. Evet. Bu büyük bir meblağ. Evet. Allah'ın izniyle, başkanım da buyurdu, Gemerek Barajı devreye girdiğinde bunu asgari indireceğiz.
çiftçimiz kazanacak. Çünkü şu anda mahsullerini toplayan, alnının teriyle, elinin çamuruyla mahsulünü toplayan benim işçim, çiftçim şu anda pancarını söküyor, patatesini söküyor. Elbette ki çiftçimiz ne kadar kazanırsa o bölgeye o kadar para gelir, yatırım gelir. Çiftçinin kazanması lazım. Geçmiş geçmiş oluruz. Oluruz. Ha, kuraklık, bu sene kuraklık gitti. Evet. Ama kuraklıktan etkilenen yanlar, yerlerimiz de var. Bir de Kocaoğlu, o çevresi Tolu şeyine uğradı. Ondan da zararlarımız var. Tarsim onların, yani sigorta yapanların zararlarını karşıladı zaten. Evet. Sigorta yapanların, ama büyük bir kısmı sigorta yaptırmamış maalesef. Şimdi burada Hüseyin Bey, bir konuya değinelim. Çiftçi sigorta yaptırmadığından değil, yaptıramadığından yaptırmış. Yaptıramamış. Zaman evet. Zaman söylüyoruz, diyoruz ki Sivas'ın arazilerinin 1/3'ü kayıt dışı. Evet. Verasettir, intikaldir. Halbuki Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz mülkiyeti bir tarafa bırakacak, zilliyeti evet. Esas alacak. Kim evet. Ekiyorsa o da sigortasını yaptırabilecek, primini ödeyecek, hasarından da faydalanacak. Bunun olması daha uygun diye düşünüyoruz, evet. Şimdi Sayın Başkanım, sulu tarım alanı 110 dekar. 110 dekar bizim bölgede. 110 bin dönüm. 110 bin dönüm. Evet. Sulanmayan tarım alanı 178 bin dönüm. Evet. Nadas alanı 86.573 dekar dönüm. Evet. Çayır 500 dönüm. Tarıma elverişli olup kullanmayan alan 24 bin dönüm. Evet. Şimdi bu suludan ve sulu olmayan tarımdan benim çiftçim ne kazanmış, ne kadar buğday almış, ne kadar arpa almış, o verileri vereyim. 60 bin dekar yer arpa ekilmiş, 17.600 ton arpa üretilmiş. Gemerek çevresinde. Buğday 130 bin dekar buğday ekilmiş, 30 bin ton buğday üretilmiş. Yem bitkisi 35 bin dekar ekilmiş, 40 bin ton. Bunun içinde mısırı var, yulafı var, şeyi var. 40 bin ton yem bitkisi üretilmiş. Şeker pancarı 40 bin 300 dekar ekilmiş. Şu anda tam verileri alamadık görüşmelerim. Çünkü hasat verimde zamanı. Verimde biraz düşüklük var. Yani düşüklük daha var. Önce 6 ton, 7 ton geçen, pancar alanlar. Geçen seneki 4 tona, 5 tona kadar, 3 tona evet kadar başkanım, düştü. Evet. 2016 verisi 249 bin, 250 bin ton civarındaydı. Evet. Benim pancar dairesinden aldığım bilgiye göre bu senede 2030 200 bin tonun 200, üzerinde. 230 bin tonun üzerinde evet. Pancar almamız lazım. Evet. Bu ne eder? Ha, bu pancardan çiftçilerimiz tonunu kaça geliyor pancarın dersen, devletin verdiği 210 bin lira. Evet. Bizim orada pancar şeker oranı ortalama 17. Evet. Buna da ek veriyorlar. Şeker oranıyla birlikte çiftçinin pancarının tonu 250 bin liraya geliyor. Evet. Yani şirkette paraları yılbaşından evet, önce ödeyecek inşallah. İnşallah. Yılbaşından önce de şirket bu paraları ödemeyi taahhüt ediyor evet, çiftçilerimize. Sayın Hüseyin Akay'ı da inşallah bir programa davet ederiz. Şimdi 249 milyon veya 250 milyon civarında 49 milyon veya 50 milyon civarında bir para girişi girecek. 5 trilyon civarında olur Hüseyin abi, evet. Gemerek çevresi. Evet. Yani geçen seneki 200 bin liradan öyle. 5 evet. Trilyon 6 trilyon civarında yatıyor. 6 trilyon civarında olur. Şimdi elbette ki benim çiftçim emeğinin karşılığını almalı. Devletimiz de sağ olsun destekliyor bunları. Başkanım sulama alanlarından bahsetti. Ben ona geçeyim. Yuman Gölet'in 7.000 küsür. 7.300. 300 dekar sulayacak. Bir de buna
Peki Hüseyin Bey, kuraklıkla alakalı geçen bizim İl Genel Meclisi'nde de bir konuşmamız oldu. Yani tarım ilçe müdürlüklerin bazıları hasar var dedi, bazıları yok dedi. Ama hakikaten çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Yağış oranları belli. Yani bu hububatta oldu, pancarda oldu, patateste oldu, kuyuların suları çekildi. Yani orada herhalde tahminime göre ertelemede olmuş diye duydum. Evet. Şimdi o torba yasada Bakanlar Kurulu'na da girdi, evet, ama daha da çıkmadı. Nasıl bir erteleme olacak? Erteleme mi var? Onun haricinde yapılandırma olacak diye söyleniyor. Tabii arkadaşlarımız gidip Bakan Bey'le de görüştüler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sivas'taki arkadaşlarımız gitti görüştü. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri. İnşallah bu kuraklıktan da çiftçilerimiz çok fazla mağdur olmaması lazım diye düşünüyoruz. Evet, evet, evet. Yani orada biz üreticiyi perişan edersek hakikaten çok sıkıntımız olur. Geçmişte bu yaşandı. Ette de bir takım sıkıntılar var. Tabii biz bakanımız açıkladı işte kıyma 28 lira ya da 29 lira, kuşbaşı 31 lira. Tabii yaparlarsa çok güzel ama burada hakikaten besicileri de, besicilik yapan üreticileri de mağdur edilmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi, tabii burada parayı aracılar kazanıyor. Mağdur olan iki kesim var ette. Biri üretici, ikincisi tüketici. Parayı kazanan aracı kazanıyor parayı. Et süt kurumunun devreye girerek üreticiyi koruması lazım, tüketiciyi koruması lazım. Üreticiden daha pahalı alacak, tüketiciye daha ucuz satacak. Ama bu ekranda şunu söylemek istiyorum Sayın Bakanıma, üreticiyi küstürmemesi lazım. Evet. Eğer üretici küserse ne biz yerlerimizde oturabiliriz ne de Bakan Bey orada yerinde oturabilir. Cumhurbaşkanımız buna müsaade etmez. Şeyh Edebali ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Evet. Bizim üreticimiz ayakta kalacak ki üretsin, üretmeye devam etsin. Biz eğer üreticiyi tüketirsek et belki yarın 100 bin lira olur. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yani dışarıdan ithal etle bir yere varamayız. Bir de Et Süt Kurumu'nun süte verdiği desteği hakikaten takdir ediyoruz. Süt fiyatlarında da bir 250 kuruş daha iyileştirme olmuş. Bu da çok olumlu bir gelişme. Buradan bunu yapanlara da teşekkür ediyoruz. Evet Hacı Başkan, Gemere'ye yapılan diğer yatırımlar neler? Evet. Öncelikle yatırımdan ziyade biraz önce dediğiniz gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Tabii burada halkımıza hizmet sunmanın bir diğer noktası da hastaneydi. Evet. Hastanemiz ne yazık ki 2009 itibariyle E1 statüsüne düşmüştü. Yani bunu da uzman doktor sayımızda azalma vardı. Haliyle uzman doktor olmayınca hastamız ne yapıyordu? Başka ile veya ilçeye kayıyordu. Evet. Biz AK Parti ilçe başkanlığını aldığımızdan beri uğraştığımız en büyük noktalardan birisi de hastaneydi. Çünkü söz vermiştik yani hastaneyi eski D statüsüne getirip uzman hekim kadrolarımızı açıp vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktı. O da geçen ay, ayın 24'ü itibariyle uzman kadrolarımızı açıkladı münhal kadroyla. Şu an bir pediatri ve bir dahiliye uzmanımız artı 3 tane pratisyen doktorumuz geldi. Ve burada bizim için en önemli gururdan birisi de şudur. 3 tane pratisyen doktorumuz da Gemerekli. Evet. Yani kendi Gemerek'in öz evladı. Ve şundan da eminiz ki kendi vatandaşına her zaman daha iyi, daha ilgili davranacak. Ve hastanenin döner sermayesini yüksek seviyede tutarak hastanemizi belki bundan 3-4 yıl sonra daha bir üst sınıfa çekme şansımız olacak. Evet. Şu an itibariyle 9 tane uzman kadromuz açıldı. Uzman kadrosunun açılmasıyla hastaların dışarıya gitme işini yavaş yavaş azaltacağız. Ben peki Gemere'nin köyleriyle beraber nüfusu 25 binin üzerinde 23.085'tir şu an 23 köyleriyle beraber. 34 köy, 2 belde ve 2 mezrayla beraber 23.085'tir. Evet. Tabii ki burada doktor olmayınca en uzak köyümüz Yeniköy. Şarkışlaya sınır olan. Yani Yeniköy'deki bir hastanın en son parasını minibüse vererek hastaneye geldiğinde karşısında doktor bulamaması gibi kötü bir durum yoktu. Evet. Yani bütün milletvekillerimiz de geldiğinde Gemerek halkının en büyük şikayetlerinden birisi buydu. Uzman doktorumuz yok. Allah'ın izniyle o sıkıntıyı aştık. Bundan sonra uzman doktorumuz da var. Buradan tüm Gemerek'teki halkımıza söylemek istiyorum. Bundan sonra hastanenize gidin. Hastanede döner sermayeyi daha da arttırmak için
uzman doktorun çoğalmasıyla döner sermayemiz artacaktır ve bunların artmasıyla hastanenin statüsü daha da üste çıkma şansı var. Ben burada özellikle kamu hastanenin genel sekreterimize çok teşekkür ederim. Çünkü birebir ilgilendi bu konuyla alakalı ve hastanede diğer bölümlerini de daha iyileştirmesine gideceğiz. Bununla alakalı diş bölümünde röntgen cihazımızın tam anlamıyla olmamasından kaynaklanıyordu. Bir panoramik röntgen cihazı talebimiz oldu. Evet. Bunu da genel sekreterimiz karşılayacak. Tekrar teşekkür ederim o konuda. Dediğim gibi her zaman Davut Bey sahip çıktı, ilgilendi. Evet, Sayın Valimize buradan teşekkür Tabii ediyoruz. Tabii ki Sayın Valimiz her zaman onaylayan olduğu için valimizin yeri ayrıdır. Ona tabii ki teşekkür ediyoruz valimize. Burada ilçede bir diğer sıkıntı, Gemerek Meslek Yüksek Okulu'na ait olan öğrenci yurtları KYK'da değil, derneğe aitti. Evet. Yani şimdi vatandaşımız merak ediyor, yurtlar kapandı mı, kapanacak mı şeklinde. Evet. Derneğe ait olduğu için bunun çalıştırması ve ekonomik getirisi de dernek bakıyordu. En son 2017 öğrenim döneminde 55 tane öğrencimiz yurtta kalıyor. Yani bu erkek ve kız öğrenci yurdu olarak ayırdığımızda. Öğrencilerden alınan birim fiyat öğrenci başına 200 lira. Böyle olunca toplamda 55 öğrencinin getirisi 11 bin lira. Ancak hayır, yurdun gideri 23 bin lira. Haliyle Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğretmenimiz bize dedi ki biz bunu yürütemeyeceğiz. Çünkü her ay 12 bin lira zarar eden bir yurt var elimizde. Evet. Bununla alakalı tabii biz esas sıkıntıyı şöyle çözeceğiz. KYK yurdunun yapımı başlayacak. Burada, ne zaman? Önümüzdeki dönem itibariyle başlıyor. Burada tabii ki fazla değinmek istemiyorum ama yerel yönetimdeki olan sıkıntılarımızdan kaynaklanan sonuçlar itibariyle... Yani AK Partili bir belediye olmamanın sıkıntılarını yaşıyorsunuz. Elbette yaşıyoruz. Bunu ben sürekli Ankara'ya gittiğimde de yaşıyorum ama biz asla onun olumsuz yönlerine bakmadan ilçemiz için daha iyi yatırımı getirmenin derdindeyiz. Yani bir noktadan sonra olumsuzluğu düşünmeden yatırımı... Ama belediyenin de sizinle koordineli çalışması lazım. Yani elbette. AK Parti'nin bir ilçe başkanıyla Gemerek'in belediye başkanının yani birlikte çalışması lazım ki belki Ankara'ya sizinle gidecek yatırımlarla alakalı. Tabii bizim partimiz partizanlık çok fazla yapmıyor. Asla ben yapmıyor. AK Partili asla belediye yapmıyor. Başkanlarımızı da buraya davet ettim. Ama Gemerek noktasında sizinle birlikte hareket etmek zorunda. Ne istiyorsanız Gemerek'e istiyorsunuz. Eksikliğini görüyoruz Bayram Bey. Evet. Şuna herkes emin olabilir ki ilçe başkanlığını aldıktan sonra ilk olarak Sayın Başkanımla görüştüğümde başkanım ben particilik bir yana burada ilçe yatırımıyla alakalı ne konu varsa gece gündüz hazırız. Telefonumuz açık. Ne zaman ilçeme ben bu yatırımı projeyi yaptım gidelim derseniz hazırız dedik. Ama Allah razı olsun başkanımdan hiçbir zaman öyle bir teklif gelmedi. Bizi rahatsız etmiyor. Evet. Ondan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Yani, onun dışında tabii başkan da bağlanmak isterse tabii ki sorularını tabii ki tabii ki tabii başkan tabii. Da diğer her zaman etmek hazırız. İsteriz. Yani sıkıntısı nedir, derdi nedir? Gemerek'e yapmak isteyip de yapamadığı ne var? Tabii onları ki, da Gemerek adına öğrenmek isteriz evet. Tabii ki. Onun dışında en son olarak yapımına başlanan Gemerek'te Anadolu Lisemize kapalı spor salonu ihtiyacımız vardı. Bunu Sayın Bakanımıza ilettiğimizde olumlu yanıtı aldı ve şu an itibariyle kapalı spor salonumuzun yapımı başladı. Bu genel bütçeden mi? 2 milyonluk bir yatırım. Evet. Ve ilçede ihtiyaç duyulan bir yatırımdı. Çünkü gençlerin daha çok spora yönlendirmek amacıyla gerek duyulduğu için başlanıldı. Ben Sayın Bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Burada 2018'de yapımına başlanması karar verilen yatırımlar var. Bunlardan birisi de Endüstri Meslek Lisesi. Evet. Yani Endüstri Meslek Lisesi... Eğitimde sıkıntı yok diyorsunuz. Milli Eğitim Bakanımız... Allah razı olsun. Okulla alakalı, eğitimle alakalı ve diğer konularla alakalı ne gerekiyorsa Gemerek hak ettiğinin fazla fazlasını alıyor. Bunu açık ve net söylüyorum buradan. Yani biz bunu ilerleyen zamanlarda broşür şeklinde bastırıp halkımıza da dağıtacağız. Hani bazılar temel aşamasında olduğu için diyebiliyor ki ya ne var? Çünkü görmüyor. Yani Allah razı olsun kimse de gidip bir bakayım ne yapıyor veya başkan ne yapıyorsun şeklinde bir soru sormasını istiyoruz ki biz de övünerek bunları anlatabilelim.
Burada kapalı spor salonumuz başladı. İlçemize en büyük yatırımlardan birisi de doğalgazdır. Evet. Yani doğalgazımız. Doğalgaz ne durumda? Doğalgazımız Kasım'ın 15 itibariyle verilmesi planlanıyor. Çok iyi yani. Tabii haliyle %100 olmadı ama ilk bu dönemde yetişebildiği kadar. Başlaması da önemli. Tabii ki önemli olan başlamaktır. O abonenin talebine göre %100'e doğru devam edip gidecektir. Ama bu sene itibariyle Gemerek halkı doğalgazı kullanacaktır. En basit göçü engelleyecek desteklerden birisi de doğalgazdır. Yani ben şunu çok duyuyorum. Köydeki adam kışın ısınma sıkıntısı olduğu için veya Yeniçubuk'ta sıkıntı olduğu için Kayseri'de doğalgazlı evinde gidip kışı orada geçireceğim diyor. Evet. Göçün birisi de budur. Bu şekilde kaynaklanıyor. Doğalgazımız yapılacak. 2018 itibariyle de Gemerek ilçemize yapılmasını istediğimiz projelerden birisi Gençlik Kültür Merkezi. Yani biraz önce dediğim gibi gençleri spora yönlendireceğiz. Artı yönlendirirken de kültürel anlamda ne katabiliriz? Bunu da Gençlik Kültür Merkezimizi yaparak. Şarkışa'daki kültür merkezini gördünüz. Gördük. Daha iyisini de Gemerek'e yapacağız inşallah. İnşallah. Burada Gençlik Kültür Merkezi'nin yeriyle alakalı işte gene aynı noktaya geliyoruz. Burada belediyemizden talep etmemiz gereken yerler olacakken biz burada ne yapıyoruz? Özelleştirme dairesine ait yerlerden yani daha önceki tekele ait olan bir 2650 metrekarelik bir yerimiz vardı. Bunu belediye o manada yardımcı olmuyor mu yani? Olacak inşallah bundan sonra olacak. İnşallah. Gençlik Kültür Merkezimizi yapacağız. En son gittiğimde Bakan Bey'den bir şey daha isteğine bulundum. O da öğretmen evinin yapılması. Çünkü öğretmen o da evimiz önemli. Evet. Eski. Yani dışarıdan kalan bir memurun veya vatandaşın, ziyaretçinin kalması noktasında daha sıkıntı iyi çekiyorsunuz. Tabii sıkıntı çekiyoruz. Daha iyi şartların olmasını istedik. Bununla alakalı Bakan Bey'e, yani Sayın Bakanımıza. Yani bir otel vazifesi de görecek Gemerek'te. Tabii ki şu an var ama dediğim gibi çok iyi durumda değil. Tercih modern noktasında biraz daha geride kaldı. Tabii ki. Öğretmen evimizi istedik ve ilçeye şu an yapılması planlanan bir şey de jandarma binasının yenilenmesidir. Bunu da buradan Gemerek halkına söylüyorum. Jandarma binamız da yenilenecek. Öğretmen evimiz yapılacak, Gençlik Kültür Merkezimiz yapılacak. 2018 itibariyle Endüstri Meslek Lisemiz yapılacak. Peki Sayın Başkan, size gelen şikayetleri bir sorayım. Yani siz ilçe başkanısınız. Gemerek halkı ne istiyor? Gemerek halkı daha çok göçü yani engellemek beklentisi neler? Göçü engellemek amacıyla istediği projeler var. Tabii ki bunlar temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak projeler. Şu an Gemerek'in en büyük ihtiyaç ve istediği şeylerden birisi de organize sanayinin aktif hale gelmesidir. Yani organize sanayimiz yapıldı fakat 3 müteşebbisle çalışan bir kurum olduğu için belediye, il özel idaresi ve ticaret odasına ait. Kamulaştırma yani organize sanayi giden yoldaki kamulaştırma sıkıntımızdan dolayı aktif hale getiremiyoruz. Yani burada öncelik belediye kamulaştırmayı başlayacak ki yolun yapım işi başlasın. Evet. Burada dediğim gibi 3 müteşebbisten oluşuyor. Gemerek halkının önceliği işsizliği ortadan kaldırmak. Yani organize sanayi geldiğinde çalışmaya başladığında yatırımcılar haliyle gelecek. Şu an itibariyle de gelen yatırımcılar var. Fakat yolun olmaması en büyük engellerden birisi. Yani bu bir an önce yapılması gerekiyor. Belediye elinin taşın yolun altına. Yolun olmaması derken. Yol yok. Projede yol yok. Organize sanayimiz yapılmış. Sağ olsun yapanlara ben tekrar teşekkür ederim ama bana göre yanlış bir noktaya yapılmış organize sanayidir. Evet, Şarkışla'da çünkü aynısını Şarkışla'da siz de yaşıyorsunuz. Hani şehir merkezinden, yerleşimden 10 kilometre uzak birim alınacağına. Organize sanayiler ana yolun üzerinde olur. Ana yolun üzerinde olması gerek. Bana göre de organize sanayinin olması gereken yol Beştepe'lere doğrudur. Beştepe'lere doğru olacak. Çünkü Kayseri'de organize sanayilerimiz %100 dolmuş durumda. Evet. Yani Kayseri'deki yatırımcıyı getirmenin en iyi yolu Kayseri sınırına yakın olan bir organize sanayi olacak. Teşviklerde de ön plandayız zaten siyasi olarak. Benim bildiğim kadarıyla eşit durumdayız şu an Kayseri'yle. Biz 5. bölgeyiz, onlar 3.
Üçüncü bölge mi? Yani biz oradan fazla teşvik alıyoruz Kayseri. İnşallah, inşallah. Bu dediğim gibi yani organize sanayiyi aktif hale getirerek işsizlik sıkıntısını ve göç ortadan kaldırırsak Gemerek halkının istediği her şey dediğim gibi Gemerek hak ettiğinin fazlasını almaya başladı. Peki muhtarlar ne istiyor muhtarlar? Yani Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza çok fazla önem veriyor. Hakikaten bu dönemdeki kadar hiçbir zaman muhtarlarımız ön plana gelmedi. Muhtarları arayıp soran olmadı, derdini soran olmadı. Ama Cumhurbaşkanımız hak ettiği önemi veriyor muhtarlarımıza. O konuda muhtarlar sizden ne istiyor? Şöyle söyleyeyim, biz parti olarak muhtarlarımıza sürekli koordineli şekilde toplantılarımızı yapıyoruz. Yani merkezdeki 11 mahalle muhtarımız. Ve en son yaptığımız bu aydaki çalışmayla, alan saha çalışmalarıyla 34 tane köyümüzü birebir il genel meclis üyemiz, parti yönetimlerimizle beraber gezdik. Tabii biz orada anlık olan sıkıntıları not ettik. Şu an köylerimizde, şöyle söyleyeyim, Hüseyin Bey biraz sonra onları anlatacaktır. Kilit taşı, kilit taşı yönünden bir eksiğimiz yok. Nüfus olarak az olan birkaç köyümüzde altyapıyla alakalı sıkıntımız var. Onlar da katkı payını çıkartamadığından dolayı sıkıntılar oluyor. Muhtarlarımızdan en çok acil ihtiyaç olarak duyulan bir sıkıntı Küçük Tuzhisar köyümüzün su sıkıntısıdır. Bunu siz de mecliste duymuşsunuzdur. Evet. Su inşallah, mu yok peki? Tabii bu Tuzhisar dediğimizden dolayı orada çıkan cips yapısından dolayı sular biraz daha tuz oranı fazla, içmeye elverişli değil. Sayın Valimiz diyor ki birinci önceliğimiz su. İnşallah, onları hemen yapmak zorundayız. İnşallah yani. Sayın Valimin haberi var. O durumu da çözeceğini söylediler. Evet. Ben tekrar Valime teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani köylerde büyük bir sıkıntımız yok. Bir tek Küçük Tuzhisar köyünde bu sıkıntımız var. Muhtarlar bizi izliyor. Sıkıntılar varsa muhtarlar yayına bağlanabilir. Bizim şikayetimiz var başkan, şunu şunu istiyoruz yok, diyecekler. Muhtarlarımız yayına bağlanabilir. O yönden bir sıkıntımız yok. Ben tabii buraya gelmeden önce çiftçilerimizle de görüştüm. Çiftçilerimizin birçoğunun isteği TEDAŞ'taki tarımsal sulamalardaki faturaların her ay değil de en azından iki ayda bir yani mahsule göre gelsin diyorlar. Tahsilatının yapılması şeklinde. Evet. Bunu da yetkililer inşallah duymuştur. Çiftçimizin isteği bu. Ve bir de alt abonelikle alakalı bir istekler oluyor. Yani biz diyor, mesela Hüseyin Bey'in sayacı varken siz ve ben kendi adımıza da Hüseyin Bey'den alt sayaç alalım. Hani süzme sayaçla yaptığımızda ay sonu toplam tutar geldiğinde anlaşamıyoruz. Hüseyin Bey diyor ki siz 3 lira vereceksiniz ama işte sayaca göre anlaşamıyoruz. Yani alt abonelik çiftçi için önemli bir şey. Ben ayrıyeten burada tarım saati programı olduğu için haliyle ilçeye yatırımlardan sonra Sivas için ben kendi şahsi olarak düşüncem şudur. Şu an Türkiye genelinde 19 tane ilimizde Hint keneviri ekimi serbest. Hint keneviri ekimine Sivas'ın da yani denetimli ekimle beraber Sivas ilinde dahil olmasını istiyorum. Çünkü Hint keneviriyle alakalı. Onu da il müdürümüzle görüşelim. İnşallah biz işte gerekirse Sayın Bakanımıza da ileteceğiz bu konuyu. Ekonomik, endüstriyel ve farmakolojide kullanılan bir üründür. Evet. Yani bunlarla şu an Avrupa'da en basit veya şöyle söyleyeyim kağıt. Hint kenevirinden üretilen kağıt 8 defa geri dönüşüme giriyor ve sınırsız sayıda ürün elde edebiliyorsunuz. Ama benim önceliğim burada Cumhuriyet Üniversitemizde ekilebilir arazisi var kendisine ait. Yani endüstriyel anlamda kontrollü bir şekilde ekelim diyoruz. Bilimsel çalışmada kullanmak amacıyla Hint keneviri ekilebilir. Şu an Avrupa'da birçok aracın kaborta bölümünü Hint keneviriyle elde edilen maddeden yapıyorlar ve çelikten 8 kat daha sağlam olmuş durumda. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli otomotiv üretimiyle vermiş olduğu bir kararımız var. Evet. İnşallah yerli otomobilimizde de daha ileri teknolojik sistemleri bu kenevirle alakalı üretilen aksamlardan elde edeceğimize ben inanıyorum. Buradan yetkililerimize de söylüyorum. Hazır önümüzde Cumhuriyet Üniversitemiz var. Araştırmayı yapacak ve kendi ekilebilir arazisi olan üniversitemiz var. Evet. Benim isteğim budur tarımsal olarak. Yani Sivas ilinin tamamını alternatif ürün olarak elde edecek ve çiftçimize duyduğu ekonomik ihtiyacı karşılayabilecek bir şey. Evet. Şu an TÜBİTAK esrar oranı düşürülmüş şekilde
çiftçinin ekebileceği hale getirmeye çalışıyor. Hint kenevinin ıslah çalışmaları var. Tabii bunu Tarım Bakanlığı'yla beraber inşallah ben 20. il olarak da Sivas'ın girmesini istiyorum. Evet. Ve gerçekten isterseniz ileriki programlarda ben bu Hint keneviyle alakalı bilimsel çalışmalar olan hocamızı getirmek istiyorum. İnşallah daha bekleriz. Geniş bekleriz olarak birebir konuşmak için, anlatması İnşallah. İçin. Şimdi Gemerekliler diyecek ki gene Hastürk'ü konuşturmadın diyecekler. Buyursun. Evet, buyurun. Hüseyin Bey, İl Genel Meclisi'nde neler oluyor? Bu ay yatırım programını yapacağız. Başkanım. Köylerin ihtiyaçları var, muhtarların ihtiyaçları var, asfaltlar var, stabilizeler var, kanalizasyonlar var. Evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi başta yatırımlar için hükümetimiz olmak üzere Sayın Bakanıma, milletvekillerime, bize sahip çıkan teşkilatlarımıza, ilçe başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Elbette ki Gemerek hizmete alacak, hizmete gelecek, layık olacak. Evet. Şimdi köylerimize gelince ben şu şeye bir değinmek istiyordum hayvancılıkta. Hayvan yetiştiricileri yerli olarak desteklenmesi lazım. Hükümetimiz de bunu destekliyor. Yem bitkilerinin biraz asgariye çekilmesi, yani girdisinin az olması yönünde. Şu anda küçük baş olan sayısı benim ilçemde 17 bin. Küçük baş 34 bin, 17 bin büyük baş. Evet. Hayvan var. Küçük başın neredeyse asgariye indiği, benim köyümde mesela 4 sürü çıkardı, 4000 koyun, şu anda 300 koyun var. Evet. Bunların desteklenmesi lazım. Küçük başın yetiştiricilerin desteklenip çoğaltılması lazım. Bizim besicilerimiz üretiyor, etini satıyor ve kazanıyor. O da bizim Gemerek çevresine, Sivas çevresine, Türkiye'ye yansıyor. Evet. Sayın Başkanım, köylere gelince. Muhtarlar, köyler, benim muhtarların talepleri neler? 34 tane köyüm var. Evet. 10 tane mezram var. 34 köyümün 17 köyümde altyapı bitmiş, kanalizasyon ne bitmiş. Kilit taşı bitmek üzere. Bitmiş. Sayın Başkanım'la gezdik, gördük. Ve muhtarların da memnuniyeti kendisi de bizzat sordu ve öğrendi. Evet, şimdi, muhtarlar memnun mu yani? Memnun. Gayet biz memnun, il özel idaresinin çalışmalarını, ayrı ayrı partinin il genel meclis üyesi olmamıza rağmen gene birlikte hareket ediyoruz. Beraber gidiyoruz, kurumlara beraber gidiyoruz. Ama hizmet alıyoruz. Hizmet alıyoruz. Bu sene bizim özel idarede verdiğimiz kilit taş 21 bin metrekare. Köydeş'ten gelen paramızı biz tamamen kilit taşa yöneldik. Sayın Kaymakamıma da teşekkür Asfalt ediyorum. Asfalt oranı ne Gemerek? Sayın Valime de buradan teşekkür ediyorum. Çok evet, de desteklerini görüyoruz. Gemerek'in asfalt oranı ne kadar köylerde? Ya da şöyle sorayım, asfaltsız olmayan kaç köyünüz var? Bizim asfaltsız olmayan 5,5 kilometre kar erkek köyümüz var. Başkanım, sizin de malumunuz artık asfalt yapmak için nüfus oranı koydular. Oranda nüfusunun azlığından dolayı asfalta yazamıyoruz. İnşallah orayı da yaptırdı mıydı? Gemerek çevresinde asfalt kalmıyor. Benim 230 kilometre yolağında yolum var. Bunun 60 kilometresi karayollarına bağlı. Sağ olsun o zamanın belediye başkanları, il genel meclisiyeleri, emeği geçen arkadaşlarımız karayollarına bağlamış ve bizi büyük ölçüde yol cihetinde bizi rahatlattırmışlardır. Şimdi köylere sayaç taktırıyoruz. Su sorunu çoktu. Biliyorsunuz yani mevsim... Yani içme suyunda sorun var mı? Mevsim var.
Mevsim bırak. Ama sayaç olmadığından dolayı, yani oraya Kızılırmağı bağlasanız sayaç olmayandan sonra köylüye suyu yetiştiremeyiz. Çok doğrusun Sayın Başkanım. Şimdi şöyle, sayacı takmazsan aşağı tarafta olan kısım musluğu tamamen açıyor. Mahsulü kanaat sürüyor. Yok diyorsunuz. Kanaat yok. Evet. Karagöl Köyü benim köyüm. 4 tane tarihi çeşmesi vardı, büyük çeşme. Evet. Şu anda kurudu. Hiç yok. Ne? Niye? Kuraklıktan dolayı. Evet. Bir de demin buyurduğunuz gibi derin kuyular yukarıda köylerde olan suları çekip tabana indiriyor. Yani kontrolsüz bir kuyu açma var. Evet. Yani bizim Şarkışla da evet. 47 tane mi kuyu kapatıldı dediler. Patatesçiler geldi, bir tane ruhsat alıyor, 10 tane kuyu açıyorlar. Ruhsat filan yok. Vatandaşın alıyor, kuyuları açıyor. Her tarafı delik deşik ettiler. Evet. Ben şuna inanıyorum. Barajımız, göletimiz, Çepni barajımız. Çepni barajımız da var. Onaylandı her şey. Bitti. Devreye girdiğinde bir de sizin Şarkışla bölgesinde yapılan Bozkurt barajı var Taşlı'da. O da yapıldığında bizim bölge... Bozkurt barajında Çepni'ye kadar sulanacağız. Eski yurt, Keklicek ve Irmak'tan geçiyor, Akven elektrik santralına kadar sulayacak. Yani biz Bozkurt Barajı'nda size yaptırmış olacağız. Evet. Evet. Biz de oradan faydalanacağız. Evet. Nasıl ki biz Şarkıştay'la kardeş ilçeyiz, evet. Oradan yararlanmamız lazım Sayın tabii, Başkanım. Tabii, tabii. Şimdi... O zaman Bozkurt Barajı'na Sayın Başkan senden de destek bekliyoruz. Yani Bozkurt Barajı'nın yatırım programına girmesi, Kalkınma Bakanlığı'ndan parasının ayrılması için... Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz dedi ki bunun her işi bitti, parası ayrılacak. O zaman Şarkışla ilçe başkanımızla beraber, belediye başkanımızla beraber Bozkurt Barajı'na sizden de destek istiyoruz. Bizim kadar da siz sulayacaksınız. Biz hazırız, yapılacak. Bizim ile hareket eden kaymakamımız yok. Bizi kaymakamsız olmadığımızı ispat ettirmeyen Sayın buradan Şarkışla Kaymakamıma teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hizmetleri takip etti, programdaki işlerimizi takip etti. Aynı kaymakamımız var gibi kaymakamsızlığı bize aratmadı. Var canım yani vekaleten de olsa. Aratmadı. Bakıyorum. İçme sularında Tutsar köyümüz var. Başkanım bunu yıllardır ben mecliste de dile getirdim. Peki alternatifi var mı? Su getirilecek yer var mı? Yani nereden gelecek yeni köyden? Burada sorun şu. Oraya sondaj da yaptırdık. İçme sular sondaj yaptırdı. Tuz çıkıyor. O bölgede... Ya bu, arıtma tesisi koyacaklar. Suyun tuz oranını düşürecekler. Ya da alternatif bir kaynak bulup su getirecekler. Başka yok. Bir çare bulunacak. Evet. Şu andaki... Ben onu açıklayabilirim. Tabii buyurun. Buyurun, buyurun başkanım. Tuzhisar köyümüzün muhtarı Gazi Bey'in girişimiyle Pınarbaşı'ndaki Malak bölgesinden bir su kaynağı bulundu. Ondan alakalı muvakkatname alındı. Şu an İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizin de o haberi var. Milletvekilimiz Sayın Selim Dursun'un girişimiyle buraya haber de verildi. Bunun çalışmalarını yapıyordur. Yani kaynak bulundu. Ne yazık ki Kayseri il sınırından gelecek, Malak bölgesinden gelecek. Tahminimce 6 kilometrelik bir boru hattı isteyecek. Onlar da Allah'ın izniyle yapılacak. Yani o köyün su sıkıntısını bu şekilde çözeceğiz. Çünkü kendi çevresinde parayı içilebilir... bir tarafa bırakırız başkanım su ihtiyacı olduğunda. Tabii ki. Çünkü öncelik vatandaşımızın genel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Evet. İl özel idaremiz, sayın valimiz, idaresi... milletvekillerimiz, sayın bakanımız onun bir kaynağını tabii bulurlar. Ki, tabii evet. Ki. Onu çözülecek. Yani o Tuzhisar'ındaki köy sıkıntımız Allah'ın izniyle bu sene önümüzdeki 2018 itibariyle çözülecek. Buradan muhtarıma da teşekkür ederim. Çünkü muhtarımın araştırması ve girişimleriyle de kaynak bulundu. Evet. Evet Hüseyin Bey buyurun. Şimdi bizim 34 köyün muhtarlarına ben teşekkür ediyorum. Gayet. Canım hepsine de teşekkür etme yani. Hayır. Gayet çalışkan, gayet iş bilir kişiler. Biz o yönden şanslıyız üç arkadaş olarak. Bak Hüseyin Bey sen 21 oy aldın. üç arkadaş olarak
Hayır, 27 oy aldım. Üç arkadaş olarak biz memnunuk. Ha biz de onların hizmetindeyiz. İlde biten bütçeden ayrılacak paradan taleplerini değerlendirip aciliyet olan yerlere aktaracağız. İnşallah ilçe kaymakamımızla birlikte bunları yaptıracağız. Bak programı sen yapıyorsun. Kaymakamların filan üzerine atma. Yaparsan da sen yapıyorsun, yapmasan da sen yapıyorsun. Buradan muhtarlarımıza ben kopya veriyorum. Şimdi biz bir fikir birliğine varıyoruz. Kaymakam Bey ve 3 il genel meclisi arkadaşlar toplanıyoruz. Aciliyet taşıyan, hizmet için aciliyet taşıyan köylerimiz hangisi? Onları baz alıyoruz ve ona göre programa koyuyoruz. Evet. İnşallah şimdi de muhtarlarımız müracaat etti, onları değerlendireceğiz. Biliyorsun bu bütçe ayımız 11. ay. Evet. İnşallah ona göre programa koyacağız. İnşallah. Hangi komisyondaydın sen? Ben Milli Eğitim Komisyonu'ndayım. Evet. Şimdi Milli Eğitim Komisyonu ne yaptı? Milli Eğitim ne yaptı dersen bu 2017 yılında biz Gemerek, bütçenin %25'ini mi Milli Eğitim'e ayırıyoruz? Evet. Gemerek çevresinde şu anda Sayın Başkanım yapılan yatırım 6 milyon civarında Milli Eğitim'e. Yani bu genel bütçe destekliyor tabii. Evet. Genel meclisin evet. bütçesi evet. Evet. bu yatırımlara evet. yetmez. Evet. Ha bunları nereye yatırdınız dersen. İmam Hatip Ortaokulumuz yapıldı. 2,5 milyona yakın. Şu anda başkanım da buyurdu. Anadolu, Gemerek Anadolu Lisemizin kapalı spor, salonu. Kapalı spor salonunun temeli atıldı. 2 milyonun üzerinde. 2 milyon. Evet. Ayrıca Cumhuriyet İlköğretim Cumhuriyet İlköğretimimiz yapıldı. Okulumuz 701 milyona yakın. Evet. Sür. Peki tarıma yapılan yatırım var mı Gemerek? Şimdi tarıma yapılan yatırım en büyük tarıma yatırım elbette ki Gemerek var. Bakanımız sağ olsun 50 yıldır çiftçilerimizin hasreti olan Gemerek Barajı, Yumağan Göleti, Çepni Barajı. Bunlar hep tarıma yapılan Arpözcü Göleti. O da devreye girecek. O da programda. Demek ki yani en ciddi yatırım tarıma dediğim yapılmış gibi, Gemerek. DSE'yi bölge müdürlüğüne tekrar teşekkür ederim. Yani bir sayfayı dolduracak şekilde. Orada dere ıslah çalışmalar da yapıldı. Karagöl, Burhan. DSE bölge müdürümüze. Yapıldı. Dere ıslah çalışmalarımız yapıldı. DSE bölge müdürümüze ve çalışanlarına gerçekten teşekkür ediyorum. Gemerek için çok büyük bir yatırım buyurdular, verdiler. Onun ama için teşekkür değmesin. Ediyorum. Ama nazar değmesin. Yani bölge müdürü, Gemerek bölge müdürümüzden herkes çok memnun. Yatırım, ben buradan söyleyeyim. Yatırıma başladı ve ilerlemeye başladı. Tabii Sayın Valimizin başkanlığında Sayın Valimiz bunlara çok önem veriyor. Bölge müdürü Sayın Valim aradı, takip ediyor. Bölge müdüründe aradı. İlçe takip ediyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimin başkanlığında ve ilçe kaymakamlarımızın ve bizlerin sayesinde yatırımlar alıyoruz. Bugün Burhan köyümüze dere ıslahı yapıldı. Sayın Başkanım, 1.750.000 lira. Git gör, o kadar güzel oldu ki dere ıslahı menfezleriyle birlikte DSE'miz yaptı. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Ha, bu 2018'de de Karagöl köyümüz var. İki deremiz ıslah olacak, 3 milyon. Evet. Küçümseyecek para değil. Evet. Hacı Bey size dönelim. 2019'da bir seçim var. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni ilçe başkanı oldunuz. Yani Gemerek'te durum nedir? Son anketler ya da son seçimde Gemerek ne aldı? Referandumda oy oranı neydi Gemerek'e? Ne bekliyorsunuz? Bu oy oranını artırabilecek misiniz? En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52 olan oy oranımızı referandumda %57'ye çıkarttık. Evet. Orada %5'lik bir artış. %5'lik bir artışımız var. Bize inanan ve yaptığımız çalışmalara takdir eden halkımıza ben teşekkür ediyorum buradan. Evet. Çünkü bu artış yapılan yatırımların göz önünde olmasıyla olan bir artıştır. Evet. Yani Gemerekli hizmeti inkar etmez diyorsun. Etmez. Evet. Çünkü dediğim gibi hani biz ilerleyen zamanlarda bu yapılan yatırımlarda broşür şekline getirip vatandaşımıza sunacağız. Evet. Burada 2019 30 Mart seçimlerinde açık ve net şunu söylüyorum ki Gemerek'in
bir kez daha başka bir partiyle çalışma şansı yok. Ne yapıp edip kazanacağız. Bunu açık net söylüyorum buradan. Evet, çünkü iktidar yani partisiyle aynı belediyenin olması her zaman iyidir. Ha, bazıları şimdi diyecek ya işte iktidar partisi olmadığından dolayı mı yatırım alamıyor? Öyle bir şey de yok. Ya sahip projesine, yani belediye başkanı istediği zaman yatırımları projesini alır. Hazır dört dörtlük sunan bir belediye başkanı ya ben işte başka partidenim gittim de bana bakanlıktan destek verilmedi derse yalan söyler. Evet. Burada herkes yani projesini... Yani biz Gemerek için her türlü yatırıma hazırız diyorsunuz. Tabii ki. Bakanımız da milletvekillerimiz de görürüz Gemerek için ne lazımsa biz varız diyoruz. Tabii ki, tabii ki. Biz halkımıza da güveniyoruz. Dediğim gibi Gemerek'in başka bir alternatifi kalmadı bundan sonra. Ne yazık ki. Çünkü her şey ortada. Yani bizim getirdiğimiz yatırımlar da orada. Yapılan hizmetler de ortada belediyenin. Yani bu ülkemizin halkımız, yaşadığı sıkıntılara rağmen bu kadar yatırımlar tabii ki, hakikaten tabii ki. Takdire şayan. Evet. Yani 350 milyondan fazla bir yatırım almıştır Gemerek son bir yıl içinde. 23 bin nüfusu olan bir ilçe. 23 bin evet 23 bin nüfusu olan bir ilçe. Ben dediğim gibi tekrar buradan Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Valimize, Sayın İl Başkanıma teşekkür ederim. Yani hangi istekle gitse geri çevrilmedi alıyoruz ve alacağız da. Dediğim gibi hani biraz önce söyledim 2018'de de yapımına başlanacak yatırımlarımız. Peki İl Başkanı size destek oluyor mu bu konularda? Yani yani Gemerek'in şu meselesi var dediğinizde bakan düzeyinde, milletvekilleri düzeyinde ya da ildeki bürokratlar düzeyinde size yardımlar oluyor mu? Tabii ki. Veya siz ihtiyaç duymadan biz kendi işimizi kendimiz hallediyoruz ama İl başkanımızı da arasak destek olur mu diyorsunuz? Hayır hayır. İl başkanımızın tabii ki her şeyden haberi olarak hareket ediyoruz. Yani il başkanımız orada bize görüşmelerdeki gerekli kolaylığı sağlatıyor. Dediğim gibi yani il başkanıma tekrar teşekkür ederim. Çünkü biz oraya gittiğimizde o kapıyı açtıran il başkanımız oluyor bize. Evet. Yani il başkanımızdan habersiz öyle bir izinsiz gitme veya bunu isteme gibi bir şeyimiz olmuyor. Durumumuz olmuyor. Evet. Ama İl başkanı da sizden Gemerek Belediyesi'ni istiyor. İstiyor. O da haklıdır. Çünkü dediğim gibi bu kadar yatırım yapıldıysa. Milletvekillerimiz de istiyor. Bakanımız da istiyor. İl başkanımız da, Sayın Bakanımız da dediğim gibi hani başka bir alternatif yok benim düşünceme göre. Yani bundan sonra yerel yönetimini de alacağız. Allah'ın izniyle. Allah'ın nasip ederse. Peki seçim çalışmalarına da başladınız mı? Yani gerçi AK Parti'nin hiç seçim çalışmalarını bırakmaması gerekiyor. Bırakmıyor da. AK Parti dediğimiz gibi hani sandık açıldığı gibi bir sonraki seçime hazırlık yapan, çalışan bir parti olduğumuz için biz sürekli sahadayız. Yani dediğim gibi en son biz bu bir aylık süreçte 34 köyümüzü ziyaret ettik, ihtiyaçları öğrendik, yapabildiklerimizi yaptık, yerine getirdik. Çünkü bu nedir? Halka hizmet edeceğiz ki iki gün sonra vatandaşın yanına gittiğimizde ya seçimden seçime geliyorsunuz demeyecekler bize. Yani 30 yani, Haziran'ı ne biz unutacağız, ne hükümetimiz unutacak, ne de halkımız unutacak. Çünkü biz gittiğimiz köylerde şunu gördük. Yani AK Parti'ye bir ders verelim dedi vatandaş bazen. Hakikaten AK Parti orada hükümet olamayınca millet de ders almış gibi oldu. Millet dedi ki biz ne yaptık? Ondan sonra Kasım'da olan seçimlerde yüklendi geri AK Parti'ye. Demek ki AK Parti'nin milletten başka alternatifi yok. Milletin de AK Parti'den başka alternatifi yok. Evet. Ben halkımıza şunu söylemek istiyorum. Hani geçmişimizi çok çabuk unutmamamız gerekiyor. Hani evet. Geçmişi çabuk unutmayacağız ki. Geleceğe bugün, güvenle bakalım. Bugün geçmişle alakalı hesabı yaptığımızda neleri katmışız, neleri kazanmışız bunları çok iyi düşünmek lazım ve ortaya sunacak formül budur. Dedim ki hani geçmişi unutmamamız gerekiyor. Evet. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini veya en basit bir ilçenin son 5 yılda ne kadar yatırım aldığını konuşuyoruz burada. Evet. Yani geçmişi unutmamamız bunun için önemlidir. Evet. Peki son sözlerinizi alabilir miyiz? Sizin izleyicilerimizden, halkımızdan, seçmenlerden isteğiniz, talebiniz ya da projeleriniz ne söylemek istersiniz? Son olarak ben size ve bizi ekranlar başında izleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Burada benim vatandaşımdan tek isteğim devletine güvensin, milletine güvensin ve devletini yöneten iktidara güvensin. Çünkü biz bütün zorlukları geçtik, çoğu gitti, azı kaldı. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Ülkemizin tabii ki bir tek ülke içindeki siyaseti değil,
dış ülkelerle de olan siyasetin de göz önüne alınarak, yani tabii ki bizim halkımız her zaman en iyisine layık, en iyisini ister. Yani köylere gittiğimizde biz de tamamıyla sıcak asfalta dönsün istiyoruz veya diğer yatırımları dört dörtlük, ama önce ülkenin, vatan diyoruz. Tabii ki önce vatan, bayrak, millet. Evet. Bunu bu distura göre hareket etmemiz gerekiyor. Başka bir ülke yok, başka bir alternatifimiz cephede yok. Cephede de güçlü olmalıyız. Cephede de güçlü olmamız gerekiyor. Ona göre de biraz daha sabır edip evet, ülkemizi daha aydınlık günlere çıkartacağız. Ben evet, size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi, Şeyh Bey, neler söylemek istersin Gemereklilere, izleyicilerimize, çiftçilerimize? Başta Sivas'ımız olmak üzere Gemerek halkımıza şunu söylüyorum. Bize güvensin, iktidara güvensin. Biz üç il genel meclis üyesi arkadaşlar olmak üzere, ben iktidar partisiyim. Biz koşturuyoruz ve onlar için varız, ilçemiz için varız, köyümüzün için varız, beldelerimiz için varız. Çiftçilerimize bol, bol kazançlar temenni ediyorum buradan. İnşallah ürünlerini değerlendirirler, karını görürler. Saygıdeğer Gemereklilere de saygılarımı sunuyorum. Evet, Sayın Başkan, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, Şeyh Bey, biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz bu fırsatı biz bize verdiğiniz için. Kanalımıza da teşekkür ederiz böyle bir şans sunduğu için. Evet, biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.